Narin'in ölümüyle ilgili en dikkat çeken sorulardan biri de şuydu. Küçük kızın cansız bedeni bu kadar küçük bir alanın içindeyken bulunması neden uzun sürdü? Soruşturma derinleştikçe bu soruda yanıt bulmaya başladı. Sürecin bu kadar uzamasının başrolünde de yine aile üyeleri var. İfadelerinden anlaşılıyor ki planlı bir şekilde hedef şaşırtılmış. Onları yönlendiren isim de yine aynı. Amca Salim Güran. Beş tane aslan gibi abeseli vardır. Ve bu abilerim okumadılar, tembeldiler ya. Ben okuyacağım. Bırakmadılar kızım okusun. Bırakmadılar Narin okusun. Dahası Narin yaşasın. Hem de bunu yapanlar en yakınları, birinci dereceden akrabalarıydı. Öyle ki bu cümlelerin sahibi annesiyle abiyi de cinayete iştirak suçlamasıyla tutuklandı. Şu anda kızımın cesedi burada olsaydı ben diyeceğim. Ya Rabbi şükür. Ama kızım ortada yok, çok acıdır. 21 Ağustos'ta evinin yakınlarında ortadan kaybolan Narin Güran o gün ölmüştü. Ancak cansız bedeni 19 gün sonra bulundu. Bunda asılsız ihbarların da etkisi vardı. Saatin yanlış verildiği konusunda bilginin aslında bilinçli, kasıtlı ve ifadelerde de kamuoyuna yansıdığı için ben de artık söylüyorum. Saim'in bu konudaki süreyi kendilerine bu şekilde verilmesi konusunda tedkinin olduğunu söylediler. Amca karısı diye saat 5'te kapımız çalmış. Yine tekrar dedi bize gelmiş saat. Hani 3 nerede? İnsanın ben kafamı yiyorum. 3 nerede? 5 nerede? Narin'in kuzeni Birsen Güran, jandarmaya kız çocuğunun saat 17.40'da evlerine gittiğini anlatmıştı. Mahkemede ifade değiştirdi. Narin öğle saatlerinde kapımıza gelmişti. Amcam Salim Güran bizden onu 17.40'da gördüğümüzü söylememizi istedi dedi. Saat 18.47'de Narin'in köyde bir akranıyla karşılaşıp konuştuğu bilgisi de akılları karıştırmıştı. O da asılsız çıktı. O kadar ciddiyse davranıyorlar ki, o kadar hoşuma gidiyor ki. Bende bile şüphe ediyorlar. Ben gerçekten çok mutluyum. Arama çalışmaları sırasında jandarmaya birçok ihbar yapıldı. Çoğu sahteydi. İhbarcılar arayıp jandarmayı, soruşturmayı yanlış yönlendirdikten sonra sim kartları imha etti. Bir terlik, tamam aynı terlik ama kalkıp iftira atamayız insanlara. İki farklı noktada kız çocuğu terliği bulunması o sahte ihbarlardandı. Terlikler Narin'e ait değildi. Planlanansa arama çalışmalarını başka yöne kaydırmaktı. Hayır hayır, onun terliği değil. O nasıl oldu? Onun numarası aynı değildi. Çocuğu kasten öldürmeden tutuklanan Salim Güran, Narin kaybolduktan 2 saat sonra Antalya'da tatil yapan kuzeniyle defalarca görüşmüştü. Konu pamuk tarlasındaki böceklerdi. Kuzeni şüphelenmedi ama iddia o ki bu konuşmanın da amacı hedef şaşırtmaktı. Salim Güran gerçekten çok normal bir şekilde benden konuştu. Bir titreme, bir endişe, bir paniklik yoktu. Yakıştırmıyoruz ama yapmışsa da en ağır şekilde cezalandırılmasını da istiyoruz.